çamurunu atlayalım mı? Merkeze bayağı uzak. Biraz daha yakınıyor. Şurada bir yer var. Suyu muhtemelen 5-10 derece arasında bir sıcaklığa sahip. Biraz bakar ama. Çok küçük. Şöyle. Kamyon, mağara var. Gölge yapıyor. Bir içeride o yüzden hem esiyor hem çok serin. Öğrenci 4 lira tam 8 TL. İçeri girerken akıntı olduğundan dolayı düşmek. Şöyle oturup çay içeceğim. Ah, düşmemek için var ya, zor duruyorum ben de. Ayakta zor duruyorum. Arkadaşlar, eksi yok, direksiyon da bu zor. Bakın burası sıcak. Şöyle devam et. Maden deresini bir andırıyor. Şekilde. Bu su arkadaşlar şu anki sıcak. Dağların arasından veya yerden çıkan su. Soğuk olan su. Su sıcak. Hani normalde o kili vücudunuzu güneşten korunsun diye sürersiniz. Vücuda sürülen kil. Güneşten korunmak için kullanılıyor genelde. Şöyle alayım, harika bir görüntü var. Nereye kalktın? Şöyle kafasının arasından geliyor. Ben böyle kanyonlara hayranım zaten. Bakalım ne kadar gideceğiz. Pazar olduğu için biraz kalabalık.
kendim gidiyor. Aslında burada barakla gezmek lazım. Burada iliklerini bırakmış arkadaşlar. Bundan boyayla bir kille yapılması güzel. Bir kutu boya alıp yapmıyor arkadaşlar burada. Bunun direk. Hızlı hızlı gitmeye çalışıyorum. Allah. Buraya yüzeyi içince ayakkabınızla girin. Ya da şu şurası bayağı dolu. Ablacım tuttu. Ben çıkarım abi. Bunu yere koy, şuraya koy. Abi gibi ayağını bas, oraya gir. Ben orada çiçekçem. Hey, bak. Aynen, ben orada suyu atmayı düşünüyorum. Ne kadar yüzdüğümden beri 15 dakika olmuş. Videodan baktım şimdi. Güzel, serin. 10-15 dakika daha yürüyüp dönmemiz gereken alanlar olacaktır. Sıcaklığı biraz daha arttığı için yürünebiliyor. İnsanlar biraz daha fazla gidebiliyor. İlk başta girdiğimiz suyun sıcaklığı gibi olsaydı şu an buraya kadar muhtemelen çoğu insan olmazdı. Ben de olmayabilirim. Şöyle şurada bir kil banyosu var. Evet.
tamam. Kanyonun sonuna geldik Seyir. Buradan sonra kanyonun sonu herhalde. Hayır, 15 kilometre gidiyor mu? 15 kilometre daha gidiyormuş. Ben videoyu burada bitireceğim.